LGS'ye son 187 gün, yani hayallerimize kavuşmamıza, çalışmalarımızın, emeklerimizin karşılığını almamıza 187 gün kaldı. Hala yeterince süre var. Çok iyi çalıştığımızda inşallah hayallerimize kavuşacağız ve o güzel liselerde Anadolu İmam Hatip Lisesi olabilir, Fen Lisesi olabilir, Sosyal Bilimler Lisesi olabilir, Anadolu Lisesi olabilir, hiç fark etmez. O güzel liselerde bizler, aynı zamanda aşı da bulundu artık inşallah, korona da bitecek ve o güzel liselere gireceğiz, sıkı sıkıya çalışacağız. Ama bunun için ne yapmamız lazım? Ya pandemi oldu, okullar konuşuyor. Hayır, hayır. Hiçbir şekilde vazgeçmeden sıkı sıkıya çalışacağız. Bu fırsatı değerlendireceğiz. Yani madem okula gidemiyoruz, o zaman evde sıkı sıkıya çalışacağız. Sorularımızı çözeceğiz. Uzaktan eğitimde zaten bizler size yakından destek oluyoruz Songuç Akademi olarak. Her gün size destek olmaya devam edeceğiz. EBA'da destek olacağız. Her yerde destek olacağız. Ve sizler de zaten bizim açtığımız kapıdan, çok güzel bir şekilde hocalarımızın açtığı kapıdan çok güzel bir şekilde gireceksiniz. Ve hayallerinizdeki liseye yerleşeceksiniz. Günün sözüne baktığımızda Clement diye bir arkadaşımız diyor ki, tipe bakalım. Zihninizi hedefinize tutun. Hedefimiz belli. Ve başarılı olana kadar devam edin. Yani vazgeçmeyin demek istiyor. Çalışın, düşünün ve plan yapın diyor. Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir demiş hatırlarsanız. Hayal ettiğiniz şeyi, hedefinizi yazdınız ve sıkı sıkıya çalışmaya devam edeceksiniz arkadaşlar. Günün yorumuna baktığımızda Hama Arap diyor ki 962 beğeni almış. Yuh, 1000 beğeni almış neredeyse. Tebrikler. Programa uyamıyorum, ne yapmalıyım? Arkadaşlar, programa uyamadığınız zamanlar olacak. Yani çalışamadığınız, dinlendiğiniz, birazcık yorulup da böyle o gün ders yapmadığınız günler bile sizin esasında kazanmanız için bir artıdır. Niye? Çünkü burada çalışmanıza dinlenmek de dahil. Yani ben günde 200 soru çözüyorum. Atıyorum rakam mesela. Günde 200 soru çözüyorum. Ama bugün hiç soru çözmedim. Olsun, bugün dinlendin ya. Ertesi gün çözeceğin 200 soruya bir katkıda bulunun. Hocam ben günde 200 soru çözüyorum ama 2 saatte oyun oynuyorum. Olsun. Sonuçta o 2 saat oyun oynadığın zaman, işte Brawl Stars, Fortnite, bilmiyorum ne oynuyorsan, o 2 saat oyunun ardından sana gelecek olan diğer sorularda motive oluyorsun. Dolayısıyla hiç oyun yok, hiç dinlenme yok, sadece ders çalış ve köle yok. Hayır, öyle bir şey yok. Dinlendiğimiz günler, ders çalışamadığımız günler olacak. Hatta hemen hemen her gün belki bazı yerlerde vakit kaybettiğimiz de olacak. Ama şu anda o kadar çok zamanımız var ki, okula gitmediğimiz için, okula gitmediğimiz süre zarfında bizler bol bol soru çözüp geri kalan kısmında yine oyunumuzu oynayabiliriz. Dolayısıyla ya oyun oynayınca ders çalışılmaz diye bir şey yok. Oyun oynayacaksınız, dersinizde çalışacaksınız. Sorunuzu da çözeceksiniz, televizyonunuzu da izleyeceksiniz. Hiç fark etmez. Ama o koyduğunuz hedefleri, o koyduğunuz planları yapmalısınız. Bugün işte Türkçeden bunu yapacağım, matematikten bunu yapacağım, fenden bunu yapacağım, İngilizce çalışmayacağım bugün dediniz ya mesela. Onları mutlaka uygulamaya çalışın. Vazgeçmeyin arkadaşlar. O ödevlerinizi bitirdikten sonra her şey serbest. Sıkıldığım zaman ders çalışmıyorum, ne yapmadım? İşte söyledim ya, sizin dinlenmeniz bile esasında çalışmaya dahil. Nasıl yani hocam ya? Brawl Stars oynadığımda da mı kazanmış oluyorum? Evet, çünkü o oyunu oynadığın zaman, oyunun ismi fark etmez, bilmiyorum, ben çok da anlamıyorum oyunlardan, ama oyun oynadığın zaman senin motivasyonun artıyor mu? Onun ardından derse çok çok iyi bir geri dönüyor musun? Bol bol test çözüyor musun? O gün bitirmen gereken 200 soru çözüyor musun? Ve bunu düzenli bir şekilde yapıyor musun? E tamam, çok normal. Yani nasıl annelerimiz babalarımız çalışıyorlar, eve gelince dinleniyorlar. E biz de ders çalıştıktan sonra dinlenmek hakkımız. Biz de böyle dinleniyoruz kardeşim, ne yapalım yani diyebilirsiniz ama çalışmak şartıyla. Ama vazgeçmemek şartıyla. Dolayısıyla sıkıldığınız zaman ders çalışmamanız da kazanmanız için gerekli. Programa uyamamanız da kazanmanız için gerekli. Ama yeterince ya, hiç çalışmıyorum hocam ben, hep yatıyorum. O zaman kazanamazsın, bunu sen zaten biliyorsun. Benim söylemem bile gerek yok. Dolayısıyla Hamarap, tebrik ediyorum seni. Dinlenmek hakkın, oyun oynamak hakkın, sıkılmak hakkın, arada bir off vermek yani tatil vermek hakkın, ama yeter ki programına uymaya çalış, sıkı sıkıya çalışmaya çalış. Peki hocam ben nasıl uyacağım programı? Program nerede? Siz güzel söylüyorsunuz ama nerede? E biz sizlere veriyoruz zaten. 8. sınıfta uzaktan eğitim programında gün gün yapmanız gerekenleri, canlı dersi, EBA'da, aktivitelerde her şeyi, ödevleri yazıyoruz. Bir de bunun daha fazlasını da yapabildiğinize eminiz biz. Ardına bir de uzaktan eğitim deneme sınavımızı da koyuyoruz. Gerçek LGS sınavı. Bunları da yaptığınızda zaten mükemmel bir şekilde başarıya ulaşacaksınız arkadaşlar. Devam ediyoruz. Günün kaynağına baktığımızda zor ve ötesi. Sesim biraz çatallanmaya başladı ama sıkıntı yok. Birazcık sınav düzeninin bir tık ötesinde, yani bir tık üstünde. Niye böyle bir şey yaptınız hocam? Çünkü LGS'de öğrencilerin en çok zorlandığı ders esasen matematik. Yani fen, Türkçe, inkılap, din, İngilizce, bunlar bir şekilde çalışıp yapılabiliyor. İngilizce de bu arada zorluyor, onu da söyleyeyim. İngilizce'de kelime sıkıntısı yaşanabiliyor. O yüzden çalışmak lazım. Ama onlara zaten çalışacağız ama burada da temel düzeyleri, orta düzeyleri hepsini çalıştıktan sonra hocam ben LGS'nin de ötesinde bir soru çözeyim ki yani bunların hepsi bittiğinde resmen şov yapayım isteyenler için zor ötesini hazırladık. Hatta bu testlerde bir sürü yanlış yapana bile tecrübesiz normal dedik. İki yanlış yapana süper zeka dedik veyahut da efsane dedik. Yani bu kadar normal burada bu kadar hata yapmak. Gerçekten zorlayıcı sorular. Hepsi böyle beceri temelli yeni sorulardan oluşuyor. Birazcık gözyaşı hissedeceğiz ama sıkıntı yok.
Ama zor ötesi derken sınava çıkmayacak kadar alakasız da değil yani. 9. sınıftan soru sorduk. Hayır canım. 8. sınıfta gelebilecek en zor soruları sorduk. Bunları da rahatlıkla ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Günün okuluna baktığımızda Eskişehir Anadolu Sesi sizleri bekliyor arkadaşlar. Çalışan kazanır, elması kızarır diyoruz. Hadi bakalım ödüllü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın.